büyük sorunlarından bir tanesi organize sanayi bölgemizin çevre yolunun Balabaşı ilçemizde proje çalışmalarını. Daha önce 15 yıl başkanlık yaptığı Lalepaşa Belediyesi'ni 30 Mart yerel seçimlerinde kazanarak göreve başlayan tecrübeli başkan Bülent Şahinşah, hedefinin ilçeyi huzur içinde yaşanılan bir yer haline getirmek olduğunu söyledi. Lalepaşa ilçemizde geldiğimiz günden bugüne şu anda yağlı tonların problemli bir yolu parketaj şeklinde bitti son çalışmalarla. Küçük sanayi sitemizin yine parketaj çalışmalarımız başlamış vaziyette. Onları da tahmin ediyorum, çekimlerini yaptınız. Belediyenin günlük rutin işlerinin dışında başıboş hayvanlarla ilgili bir konuda çalışmalarımız var. İşte onların sulak ve yiyecek şeylerini hallettik. Yerlerini tespit ettik ve çalışmalarımız sürüyor. Şu anda ilçede devam eden ve yağlı tohumlar, yeni sanayi sitesi ve Edirne yolu üzerindeki kaldırımlar ile yol çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Şahinşah, bundan sonraki süreçte önemli projelere imza atacaklarını ifade etti. Balabaşı ilçemizin en önemli, en büyük sorunlarından bir tanesi organize sanayi bölgemizin çevre yolunun Balabaşı ilçemizden proje çalışmalarını OSB yardımıyla beraber onun OSB'ye giden Edirne bağlantı yolunun kasabamızdaki imar planı doğru yıllar önce benim zamanımda yapıldı. Onun hayatiyete geçmesi için çok büyük bir çaba sarf edeceğimizin müjdesini vereyim. Balabaşı ilçesinde bugüne kadar yani ihmal edilmiş veyahut da göz ardı edilmiş günlük rutin hizmetlerimizin iyi bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu arada tabii yavaş yavaş artık projelendirme çalışmalarımız devam edecek. Bununla ilgili kültür merkezi, bununla ilgili ev hanımlarının bir dernek çatısı altında toplayıp üretmeleri ve ürettikleri mamulleri Edirne halkımıza gayet ucuz bir şekilde pazarlamasının yapılması ve ek bir aile kişilerine gelir temin etmesi bakımından çalışmalarımız devam etmektedir. Kadınlarımız için örnek projeler geliştirdiklerini kaydeden Başkan Şahinşah, eski hurda araçların satılacağını ve yeni 3 adet aracın alınacağını belirterek bir tane de kültür gezileri için araç alınacağını ve bundan herkesin istifade edeceğini söyledi. TOKİ dışında kuracakları bir şirket ile vatandaşları ev sahibi yapmayı planladıklarını ifade eden Şahinşah, amacının Lalepaşa ilçesine en iyi hizmeti vermek olduğunu vurguladı. Bunun yanında kapalı tip pazar yerimiz modern bir şekilde onda çok amaçlı. Yazlık gün salonu, otopark anlamında çeşitli amaçlarla kullanabileceğimiz bir kapalı pazar yeri projelerimiz var. Kültür merkezi proje çalışmalarımız var. Belediye bünyesinde ihtiyaç sahiplerine konut üretmek için projelerimiz var. TOKİ ile mi? Evet. TOKİ ile değil. Bu kendi bünyemizde bunu düşünüyoruz bir şeyde. Balabaşı ilçemizde bir kent ormanı yaratıyoruz. Yine Balabaşı ilçemizde bir önceki arkadaş bir konuda Kültür Bakanlığı fonlarından istifade ederek bir kaldırım çalışması başlatmış. Biz de onu devam ediyoruz ve onun yanında da uç kısmında Balabaşı girişinde çok güzel bir park, aile, çocuk parkı şeklinde bir dinlenme testleri projelerimizin içerisinde. Belediyemizin burada araçlarını satışa çıkardık ve bunun yanında 4 tane minibüs tarzında araba ve Edirne'ye saat 7'den gece saat 10'da 12'ye kadar ulaşım imkanlarını seferber ediyoruz.